Bey, buyurun lütfen. Herkes şakasını yapar. Bizim halkımız inşaat seyretmeye bayılır. Fakat bu çok ciddi bir sektördür. Sevgili dostlar, biraz sonra büyük bir temel çukuru göreceksiniz. Çok geniş bir çukur. Tıpkı dinozorları yok eden bu dünyanın varoluşundaki meteorların... Bu bir tutku. Yüreklere sığmayan büyük bir tutku bu. Ben sadece tıpkı benim gibi bu sevdanın peşinde, bu tutkunun peşindeki insanları bir araya getirdim diyebiliriz. Sizin bu heyecanın peşinde olduğunuzu biliyorum. O yüzden bu yolculuğunuza saygı duyuyorum, sevgi duyuyorum. İyi ki tekrar bir aradayız. Sağ olun. Bizim olayımız da bu. İnşaat. Yapıma geçecek tüm inşaatleri önden haber alıyoruz. Sahada inşaat avcısı dediğimiz cevval elemanlarımız var. Bilgiler teyit edildikten sonra aynı bir festival düzenler gibi line-up'ı açıklıyoruz, duyuruyoruz ve bilet satıyoruz. Geldi, festival haberim geldi. Önceden zaten bir forum sitemiz vardı, paylaşımlarda bulunuyorduk. Birlikte sayısız inşaatlere gittik. Başlarda biraz çekingendik açık söylemek gerekirse. Dikkat çekmemek için birbirimizi tanımıyor gibi falan yapıyorduk. Bir gün bir arkadaş yanında bir termos çayla gelmiş. İşte o paylaşım aramızdaki görülmez zincirleri kırdı parçaladı. Ve ben o gün hafif kurmaya karar verdim. Atmosferde bir ateş topundan beri dönmekteyken nasıl var? VIP üyelerimize sahne arkası erişimi sağlıyoruz. Mesela kamyonu kullanıyor gibi yaptırıyoruz. Kamyon gitmiyor tabii. Düşünebiliyor musunuz? Yeleli bir aslanın patisine dokunmak gibi bir heyecan bu. Tabiri caizse işi bilmeyen genelde kepçeye yönelir. Kepçe monotondur. Hep aynı yerde aynı işi yapar. Amatör eğlendirir yani. Tecrübeli, işin kültürüne hakim, kusursuz olan ziyaretçilerimiz kamyona bakar. Kamyon deyince insanların gözü Ford'a. Neden? Şöyle anlatayım. Şimdi bir üçüncü lig maçını izlemek vardır. Bir de Şampiyonlar Ligi final maçını izlemek vardır. Ford Trucks'ı Şampiyonlar Ligi final maçı gibi düşünebilirsiniz. Hareketlerindeki kesinlik, zarafet tıpkı dans gibi. İnsanlar seyir keyfi yüksek, şovlar bekliyor. Biz bunun farkındayız. Ve bu yüzden burada.